Çocuklar merhaba. Bildiğiniz gibi okullar tatil olduğundan dolayı bir süredir derslerimizi bu şekilde götürüyoruz. Video anlatımları ve online dersler şeklinde. Bugün sizlerle Cool English'ten biraz ders işleyeceğiz. Video esnasında kitaplarınızın yanınızda olması gerekiyor. Cool English Practice Book'larınızın. Konu anlatımı yani 7. ünitemizin konu anlatımı zaten Ahmet Teacher'la yaptınız. Size bir video atmıştı. Güzel anlatımlı bir video. Biz de sizin de bu Cool English Practice'deki etkinlikleri doldurup sorulara bakacağız. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Başlayabiliriz. Neydi 7. ünitemiz? Jobs yani meslekler konusuydu. O zaman ilk sayfamızı açalım. Şu ilk sayfamızda zaten kelimelerimiz var. Ben bu kelimeleri size yazdırmıştım. Ödev olarak da vermiştim. Bu kelimeleri ezberlediniz. O yüzden ünitenin kelimelerinden bu sayfaya geçerek şu asking for jobs bu üniteyle alakalı soru kalıbımız ve cümle kalıplarımıza bakacağız. Bu soru kalıplarını da zaten Ahmet Teacher'la beraber bakmıştınız ama biz bir tekrar amaçla yine üzerinden geçelim. Çünkü birazdan etkinliklerimiz bu soru kalıpların üzerinden olacak. Meslekler olduğu için konuya birinin mesleğinin ne olduğunu sormakla başlıyorduk mesela. İlk soru kalıbımız neydi? What's your job? What's your job? Senin mesleğin ne demek? Veya bunun yerine ne kullanıyorduk? What do you do? Veya sen ne yaparsın? Hani neyle ilgilenirsin? Bu da nedir bir nevi? Hani senin mesleğin nedir? Aşağıdaki örneği görüyorsak What do you do? Veya What's your job? İkisini de kullanmış. Mesleğiniz nedir diye. Cevap olarak da I'm a teacher. Ben bir öğretmenim demiş. What's your job? Ya da What do you do sorusuna I am a teacher, I am a doctor, I am a fireman, I am a pilot gibi cevaplar verebiliriz. Hemen yan tarafa baktığımız zaman da yine aynı soru kalıbının farklı öznelerle sorulmuş hali var. Yani burada karşındaki kişinin mesleğini soruyordum. What's your job ve what do you do dediğin zaman. Ama buraya geldiğimiz zaman what is his or her job? Ya da what does she or he do? Dediğimiz zaman ben atıyorum karşımda biri var. Ben konuşuyorum. Öbür taraftan başka biri geçiyor. Ve ben ona diyorum ki o kişinin mesleği ne? Eğer kadınsa her kullanıyorum. What is her job veya his job soru kalıbından kadınsa her kullanıyorum. Erkekse de his kullanıyorum. Bildiğiniz üzere neydi? Biz bunları öğrenmiştik. Onun demekti. Peki diğer soru kalıbını kullandığımız zaman nasıl ki what's your job, what do you do kullanıyorduk. Burada da what is her job veya his job kullanıyoruz ya da what does she or he do? Yine karşımızdaki kişinin yani sorduğumuz kişinin erkek veya kadın olması durumuna göre he ya da she'yi kullanıyoruz. Bunları zaten dediğim gibi Ahmet Teacher size videosunda aynı bir şekilde anlatmıştı. O zaman hemen örneğine bakalım. Etkinliklerimize geçelim. What is his job demiş. What is his job or what does he do? Onun mesleği nedir? He is a doctor. Yani his'den bahsetmiş. Yani he öznesini kullanmış. O yüzden aşağıdaki cevabı da ne yazmış? He yazmış. Öğrenmiştik zaten biz bunu. He ile sorsak he, she ile sorsak she, it ile sorsak it ile cevap veriyoruz diye bunları öğrenmiştik zaten. He ile sorduğu için he ile cevap vermiş. He is a doctor demiş. Hemen altında yine bir kadın bireyi sorarak what is her job or what does she do diye cevap vermiş. She ile sorduğu için ne ile cevap vermiş? She is a nurse. O bir hemşiredir. She ile cevap vermiş. Evet, bu soru kalıplarını bir hatırlatmayla geçtik. Hemen altındaki example örneklerimize bakalım. Şimdi bize resimler vermiş. Bir numaradan başlayacağız. Ya da önce example'ımıza bakalım. Şimdi bir kadın görüyoruz. Tahtanın önünde. Muhtemelen mantık yürüterek diyoruz ki bu bir öğretmendir. Ve sorusu gelmiş. What is her job? Onun mesleği nedir? Kadın olduğu için ne kullanmış? Her demiş, değil mi? What is her job? She is a teacher diye cevap vermiş. Şimdi ben buraya baktığım zaman bir numaralı örneğin baktığım zaman hepimizin aklında ilk olarak ne geçiyor ki zaten odur bir mesleği doktor olarak görüyoruz. O zaman ne diyeceğiz? What is his job? Cevabımız ne olacak? He is a doctor. O zaman hemen bir kontrol edelim. Yes. What is his job? He is a doctor diye geçtik. İkinci örneğimize baktığımız zaman hemen soralım. What is his job diye soracağız yine. He is a pilot. Hemen arkasında ne var? Bir uçak var. Demek ki bir pilot.
görüyoruz. Üçüncü resme baktığımız zaman yemek pişiren birini gördüğümüz için bir şef olduğunu düşünüyoruz. Hemen what is his job? He olduğu için his job'la soruyoruz. He is a chef diye cevap verebiliriz. Çocuklar bunları yaparken ilk üç örneği gördüğünüz üzere yani example'la beraber dört örnek oluyor ama mesela şuradan itibaren ne yapın? Videoyu durdurun. 4, 5, 6, 7'yi kendiniz kişiye bakın. Kadın mı erkek mi? His veya her'ı kullanarak yukarıdaki gibi soru kalıbını kurun. Cevabını yazın. Sonra videoyu başlatıp benim yaptığım gibi cevaplarınızı kontrol edin. En azından hepsini ben yapmış olmuyorum. İlk üç örneğini beraber yaptık. Example'a beraber 4 oluyor. Geri kalan 4 örneğini de kendiniz yapıp ne yapabilirsiniz? Videoyu tekrar başlatıp kontrol edebilirsiniz. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi dördüncü örneğimize bakalım. Bir she görüyorum burada, değil mi? Bir kadın görüyorum. O yüzden what is he, her job diyeceğim. Her olduğu için she is a tailor, yani o bir terzidir. She ile cevap vereceğim diye söylüyorum. Beşinci örneğimize baktığımız zaman yine şarkı söyleyen bir adam görüyorsam ve erkekse his olarak sormam lazım. What is his job? He is a singer diyebilirim. Evet. Altıncı örneğimize baktığımız zaman bir adam, yanında da hayvanlar. Muhtemelen nedir bu diyoruz? Veterinerdir, değil mi? O zaman what is his job? He is a vet diye cevap verebiliriz. Yedinci örneğimiz ve son örneğimiz. İğne yapan bir kadın görüyoruz. O zaman kadın gördüğümüze göre neyle soracağız? Her ile soracağız. What is her job? She is a nurse diye cevap verebiliriz. Evet, bu sayfamızdaki örneklerimiz bitti. Dediğim gibi buraya kadar kendiniz son 4 örneği kendiniz yaptıysanız kontrolünüzü yapıp diğer sayfaya geçiyoruz. Evet, bakalım diğer sayfamızda ne var? Yine geçen 7. ünitenin videosunu dediğim gibi Ahmet Hoca'nın anlattığı videoda Where do you work? Nerede çalışırsın sorusunun cevabını da öğrenmiştiniz. Hem soru kalıbı olarak hem cevap kalıbı olarak. Where do you work ne demekti? Nerede çalışırsın? Yani yapmış olduğun işin illaki yaptığın bir yer oluyor. O yüzden mesela ne demiş? I work at a school. Ben bir okulda çalışıyorum. Eğer okulda çalışıyorsam ben neyimdir? I am a teacher. Ben öğretmenim. Veya where does he veya she work? Yine özneye göre değişkenlik gösteriyor. Özneye göre değiştirdiğimiz zaman üçüncü tekli şahısla yani sorduğumuz zaman o nerede çalışır dediğimiz she works at a hospital. O zaman she is a doctor or she is a nurse. Eğer hospitalda çalışıyorsa ya bir doktordur ya bir hemşiredir. Bu est takısı hakkında simple present tense işlediğimiz zaman do ve does yardımcı fiillerini öğrenmiştik. He, she, it öznelerinin does aldığını ve olumlu düz cümlede fiili kullandığımız zaman muhakkak fiile bir est takısını getirmemiz gerektiğini, bu esin de does'ı simgelediğini, kendini cümle içinde göstermek istediğini belirtmiştim. Kendini saklamıyor, ben buradayım demek istiyor. O yüzden bu esi kullanıyoruz demiştik. Hemen aşağıda where does he work? O nerede çalışır demiş. Yine he öznesiyle sormuş. He öznesiyle sormuş. Does'la sorduğu için soru da var. Ama cevapta does'ı kullanmadığımız için olumlu cevapta altını çizerek söylüyorum. Olumlu cevapta does'ı kullanmadığımız için ne yaptık? Fiilimize does'ı simgeleyen bir esi ekledik. Does ben buradayım dedi. He works on a farm. Evet. Bunun tekrarını zaten ne yapmıştınız? Geçen videoda yapmıştık. O zaman aşağıdaki etkinliğimize bakalım. Match and complete the sentences. Ne diyor? Önce eşleştir diyor. Daha sonra da aşağıdaki şu 5 cümleyi ne yap? Yerlerine göre yaz diyor. O zaman bir numaradan başlayalım. One, bir teacher görüyorsam. Teacher nereye gider? School'a gider. Okay. Two'ya bakıyorum. Two'daki resmi bir neye benzettim? Waiter'a benzettim. Waiter garson. Garson nerede çalışır? Restoran'da çalışır. İyiye götürdük. Three, policeman. Three, police station. B. And four, doctor. Hospital. Five, farmer on a farm. Peki. Eşleştirmemizi yaptık. Cümlelerimize bakalım. A waiter works at a. Bir garson nerede çalışıyor? At a restaurant. At a cafe. Gibi değişebilir. Two, a policeman works at a police station. Polis istasyonunda bir polis çalışır. Works. Dikkat edin bak. S takıları var.
Three. A doctor works at a... Doktor nerede çalışır? Tabii ki nerede çalışır? Hastanede çalışır. In English, hospital. A doctor works at a hospital. A farmer works on a farm. Çiftlikte çalışır. Bir çiftçi çiftlikte çalışır. A teacher works at a school. Öğretmen tabii ki okulda çalışır. Evet, bu boşluklarımızı da doldurduktan sonra diğer sayfamıza geçelim. Şimdi bu sayfamızda match and number diyor. Yani hemen yakınlaştıralım. Al bir şey. Eşleştir ve numaralandır diyor. O zaman biz şuradaki cümlelere göre buradaki resimleri bulacağız. Daha sonra yani resimlere, şu resimlere buradaki 1'den 8'e kadar numara vereceğiz. Daha sonra A'dan H'ye kadar buralardaki cümleler kimden bahsediyorsa şu kutulara da harflerini yazacağız. Şimdi pilot dediği için yani şu buradan başlayalım. Fireman mesela. Fireman'den 6'da. Six, number six. Farmer number five. Postman number three. Teacher number two. Wet number four. Number seven dancer. Number one pilot and number eight chef. Şimdi eşleştirmemizi yaptık. Pardon, numaralandırmamızı yaptık. Şimdi eşleştirmemize geçelim. Bir numarada he is a pilot. O bir pilottur diyor. Pilot aşağıdakilerden neyi seçebiliriz? Pilot ne sever? He likes. He likes diyorum ki tabii ki flying planes. Uçak uçurmayı sever. Ben pilotsam uçak uçurmayı sevdiğim için pilot olmuşumdur. Flying planes. One B. He's a teacher. He likes teaching children. Çocuklara öğretmeyi, bir şeyler öğretmeyi sever. O bir öğretmendir. Çocuklara bir şeyler öğretmeyi seviyor. Yani iyi. Three, he's a postman. He likes postman. He likes bringing letters. Ne getirmeyi seviyor? Bir postacıdır. O mektup getirmeyi seviyor. Four, he's a vet. O bir veterinerdir. He likes helping animals. Veteriner olduğu için hayvanlara yardım etmeyi seviyor. He's a farmer. Number five. He's a farmer. He likes planting vegetables. Neyi seviyor? Sebze ekmeği seviyor. Six. He's a fireman. He likes firefighting. And number seven. She's a dancer. She likes dancing. O bir dansçıdır. Dans etmeyi sever. He's a chef. O bir şeftir. He likes cooking. Yemek pişirmeyi seviyor diyoruz. Evet, bu etkinliğimizi de dediğim gibi kitaplarınızda doldurmuş oluyorsunuz şu anda ve diğer sayfamıza geçelim. Evet, bu sayfamızda read and complete then match them with the pictures diyor. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem aşağıdaki yani şu şurada yazan kelimeleri aşağıdaki 8 tane cümlede boş bırakılan yerlere dolduracağız. Ha, bunları yazarken kafamıza göre yazmayacağız. Çünkü dikkat ederseniz birkaç cümleden oluşan her bir numarada birkaç cümleden oluşan yani birkaç cümleyle oluşturmuşlar. Yani bu cümlelerde bize verilen ipuçları da var. Biz bu ipuçlarına bakarak yukarıdaki kelimelerden uygun olanı seçeceğiz. Ve daha sonra da ne yapacağız? Eşleştirmemizi yukarıdaki resimlere göre hangi meslekten bahsediyorsa şu yandaki kutulara harflerini yazarak eşleştireceğiz. Ama önce kelimelerimizi yazıyoruz. David is a blah 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 demiş. He blah blah at a school demiş. He likes. Şimdi benim buradaki ipucum nedir? At a school. O zaman buradaki muhtemelen ne diyor? He works at a school. O diyor okulda çalışıyor. Okulda çalışıyorsa mesleği ne olabilir? Tabii ki teacher yani öğretmen olabilir. O zaman şöyle diyebiliriz. David is a teacher. He works at a school. He likes teaching children diyebiliriz. Or teaching de olabilir. Peki, to'ya geçtik. Tom is waiter. Tom bir garsondur. Şimdi Tom garsonsa he works at a nerede çalıştığını tahmin edeceğiz. Ve bir garsonsa he likes ne yapmak istediğini yani neyi sevdiğini bulacağız. Eğer bir garsonsa tabii ki restoranda çalışır ve he likes serving servis etmeyi sever diyoruz. Peki number 3. Bill is a blah blah blah. He works at an airport. Evet, buradaki ipucum da airport. Airport'ta çalışıyorsa yani havaalanında çalışıyorsa bunun mesleği nedir?
Tabii ki pilot'tır. Eğer pilotsa, yani o bir pilotsa, neyi sever? He likes flying planes. Uçak uçurmayı sever, değil mi? Evet. Dördüncü cümlemize geldiğimiz zaman. Mary is a blah blah blah. She works at a hospital. Yine bana ipucumu at a hospital'la vermiş. Eğer at a hospital'la vermişse Mary benim için ne olacak? Ya bir doktor olacak ya bir nurse olacak. Ama ben birazcık da yukarıdaki cümlelere, pardon özür dilerim, yukarıdaki resimlere bakarak bir doktor görmediğim için aslında bir hemşire görüyorum. O yüzden ben 4 numaraya ne diyebilirim? Nurse diyebilir. Mary is a nurse, yani bir hemşiredir. She works at a hospital. She likes helping people. İnsanlara yardım etmeyi sever. And five. Mike is a blah blah blah. He works on a farm. Yine ipucum çalıştığı yerden geldi. Nerede çalışıyormuş? On a farm. Çiftlikte çalışıyorsa. Çiftlikte çalışan adam ne olur? Tabii ki çiftçi olur. Eğer çiftçiysen ne yaparsın? He likes planting. Ne ekmeği seversin? Vegetables. Değil mi? Sebze. Ekmeği seversin. O zaman kontrol edelim. Mike is a farmer and vegetables. Doğru tahmin ettik. Altıncı sorumuza baktığımız zaman Jack is a businessman. Businessman diyor ya, iş adamı. İş adamıysa he works in office, yani ofiste çalışır. Yedinci soruya baktığımız zaman Susan is blah blah. She works at a theater. Tiyatroda çalışıyorsa and actress olması lazım, değil mi? Kadın oyuncu olması lazım. Peki question 8. Paul is a postman, postacı. Postacı nerede çalışır? He works at a post office. He likes bringing letters diyoruz. Tabii ki bu geçen kelimeler de, çalıştığı yerler de, neyi yapmaktan hoşlandıkları da önceki yaptığımız etkinliklerde, yani bu videodan önceki yaptığımız etkinliklerde de karşımıza çıkan kelimelerdi. O yüzden çok yabancı olmadığımızı düşünüyorum. Ve sonraki sayfamıza geçmek istiyorum. Evet, burada listen and write the names diyor. Ben bu dinleme metnini açmak istiyorum. Size dinletmek istiyorum. Şimdi dinleme metnini açtığım zaman herkesin elinde zaten bu kitabı yaparken kaleminiz vardı. Hiçbir şeyle ilgilenmeden sadece bu yazdığı isimler, yani Mike, Kate, Helen, John, Peter ve Sally demiş ya. Şimdi Sally'yi örnekte zaten kullanmış. Geri kalanları dinleme metninde bize nerede olduklarını söyleyecek. Ben dinleme metnini başlatıyorum. Siz dinlerken yazıyorsunuz. Dinleme sonunda ben cevapları vereceğim. Track 16. Unit 7. Exercise 7. Listen and write the names. Example. This is Sally. She is a vet. She likes helping animals. She works at a veterinary clinic. 1. This is Helen. She is a teacher and she works at a school. She likes teaching English. 2. This is Mike. He is a farmer. He works on a farm. He likes planting vegetables. 3. This is John. He is a chef. He works at a restaurant. He can cook. 4. This is Kate. She is a singer. She likes singing songs. 5. This is Peter. He is a fireman. He works at the fire station. Evet çocuklar, bitti dinlememiz. Example'da Sally'yi vermişti zaten vet olarak. Peki, bir numaradan itibaren başlayalım. Bir numara resme baktığımız zaman teacher olduğunu görüyoruz. Teacher Helen'mış. Two'ya baktığımız zaman chef görüyoruz. Chef'in John olduğunu öğreniyoruz. Peki, three'ye baktığımız zaman bir singer, şarkıcı görüyoruz. Ve singer'ın da Kate olduğunu görüyoruz. Four,
Mike, farmer and five firemen, Peter dedik ve kontrollerinizi yapıyorsunuz. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Hemen alt kısımda diyor ki look at exercise 7 and complete the sentence. Şimdi örneğe baktığımız zaman diyor ki şu yani şuradakine bakarak diyor bize ne yap diyor hemen ne yaptıklarını nerede çalıştıklarını söyle diyor. Bu kısmı hemen size söyleyelim. Blah 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 works at a restaurant. Kim restoranda çalışıyor? Şef olan kimdi? John'du değil mi? John works at a restaurant. 2. Peter is a fireman. Neydi? İtfaiyeciydi. Mike works on a farm. Farmer olduğu için farmda çalışıyordu. Helen likes teaching English. İngilizce öğretmeyi severdi Helen. Çünkü Helen is a teacher. Singer olan Kate is a singer. Sally likes helping animals because she is a vet. Okay. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Şuraya bakalım. Helen ve John'un ne? City, job, workplace, likes in the evening. Bunların sorularını yaparak ne yapacağız? Yukarıdaki tablodan da yardım alarak sorularımızı tamamlayacağız. Evet, Helen diye sormuş. Helen. Where blah 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 Helen, she is from New York. Ne demiş? New Yorklu olduğunu söylüyor. O zaman ne diyeceğiz? Where is Helen from? Değil mi? Where is Helen from? Helen nerelidir? She is from New York. Baktığımız zaman New York görünüyor. Peki. What is her job? What is her job? Mesleği neymiş? She is a nurse. Where work she? Where does she work? Nerede çalışır? At a hospital. Hastanede çalışır. Yani öğrendiğimiz soru kalıplarına göre ne yaptık? Sınıflandırdık burayı. Peki dördüncü örneğe baktığımız zaman what blah 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 she blah 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 what does she like? O ne yapmayı sever? Ne yapmaktan hoşlanır? She likes going shopping. Alışveriş yapmaya, alışverişe gitmeyi sever diyor. Peki, beşinci sorumuzda akşamları what does she do in the evening? Akşamları ne yapar? Burada gösteriyor. She reads books demiş. Yukarıdaki yani soru kalıplarımızı tamamlayarak cevaplarını bize vermiş. Cevaplarımızı kullanacağız. Bu soru kalıpları da zaten üniteler içinde yer alan öğrenmiş olduğumuz kalıplardı. Helen'i yazdık. Şimdi diyor ki tabloya bakarak diyor. Aynı soruları ne yap diyor. John için sor ama zaten cevaplarını sana vermiş. Sadece sen ne yap diyor? Soru oluştur diyor. Biz hemen Helen'i yaptık. O zaman bir numaralı örnekte John'un bilgilerine de bakarak ne diyeceğiz? İlk başta sistemi. He is from London dediğine göre. O zaman sorumuz ne olacak? Where is he from diyebiliriz veya where is John from diyebiliriz. He is from London. Nereliymiş? Londralı. Peki. He is a teacher diye cevap vermişse biz mesleğini sormamız gerekiyor değil mi? O zaman what is his job? Onun mesleği nedir diye sorduk. At a school dediyse o zaman nerede çalıştığını sormamız gerekiyor. Yani where does he work? O nerede çalışır? Dördüncü soruya baktığımız zaman he likes playing football. Futbol oynamayı seviyorsa neyi sormamız gerekiyor? Ne yapmaktan hoşlandığını sormamız gerekiyor. What does he like? O ne yapmayı sever diye sormamız gerekiyor. Beşinci sorumuzda he watches TV, o televizyon izler. Yani akşamları ne yapar? Televizyon izler diyoruz. Peki hemen sayfa 95'e geçtiğimiz zaman. Read the text and choose a word. Ne yapmış yani? Burada kelimeler, kısacası burada kelimeleri bize vermiş. Aşağıdaki paragrafta doğru olanı yazacağız. Bu zaten sınıfta kendi diğer ünitelerimize de geçen etkinliklerimizden biriydi. Parçayı okuyorduk, doğru olan kelimeyi seçip ne yapıyorduk? Yerleştiriyorduk. Hello, my name is Betty. I am a student. I go to school and I like learning. Merhaba, ben Betty. Ben bir öğrenciyim. Okula gidiyorum ve öğrenmeyi seviyorum. My father is blah blah blah. Evet. And he works at a hospital. Şimdi sana bir numaraya yazman gereken mesleği
İpucunu nerede vermiş? At'ten sonra vermiş. He works at a hospital demiş. Eğer hospitalda çalışıyorsa babası ne olur? Doctor olur. My father is a doctor. He likes people. Eğer people'sa insanlara ne yapmayı sever? Helping people. İnsanlara yardım etmeyi sever. Peki. My mother is a pilot. Benim annem bir pilottur. She works at nerede çalışmış olur? Airport'ta değil mi? Havaalanında. And she likes flying planes. My sister is blah blah blah. Şimdi yine bunun sister mesleğini söyleyecek. She works mesleğinin söylemeden önce bize bir ipucu vermiş. She works at a music hall. Müzik salonunda çalışıyorsa ne olur? Tabii ki singer olur. She ne der? Sing song, şarkı söyler. My brother, brother'a gelecek. He works at home, evde çalışır. O zaman my brother is a writer. He likes, writer olduğunu nereden çıkardık? Çünkü he works at home, evde çalışır and he likes writing. Writing, yazma. Ne yazmayı sever? Writing books, kitap yazmayı sever. Bu yüzden mesleğini bulmuş olduk. And my grandfather is a farmer and he on a farm. He blah blah on a farm. He works on a farm. He has got a lot of animals. Farmer olduğu için çok fazla hayvanı var çiftliğinde. He likes growing vegetables or fruits. Fark etmez. Peki. Yukarıda fruits vermişti. Biz diğer etkinliğimize geçelim. Diyor ki metni tekrar okuduğun zaman ve diyor cümleleri tamamlayabilirsin. Peki. Example'da diyor ki Betty'nin babası, Betty's father is a doctor. He works at a hospital and he likes helping people. Babasından başlamış. Babasının doktor olduğunu söylüyor. Hastanede çalıştığını söylüyor ve insanlara yardım ettiğini söylüyor. O zaman singer olan kimdi? Betty's sister. Sister'ı singer'dı değil mi? Betty's sister is singer. She works at a music hall and she likes singing. Peki. Two, farmer. Farmer kimdi? Sanki ben grandfather diye hatırlıyorum değil mi? Evet, grandfather diye hatırlıyorum. Evet, bu birinci örneği yaptım ya. Şimdi burada videoyu durduruyorsun. Videoyu durdurduktan sonra geri kalan 2, 3, 4. örneği yukarıdaki yazdığımız, boşlukları doldurduğumuz parçaya göre cevaplandırıyorsun. Yani mesleğini söylüyorsun. İlk bölümde mesleği söylüyorsun. İkinci bölümde nerede çalıştığını söylüyorsun. Üçüncü bölümde de o çalıştığı işte ne yapmaktan hoşlandığını yazıyorsunuz. Bu kalan üç örneği sen yapıyorsun. Evet, yazım bittikten sonra videoyu başlatıyorsun. Beraber cevaplarını kontrol ediyoruz. Evet, farmer dediği kimdi? Tabii ki grandfather'ıydı. O yüzden Betty's grandfather is a farmer. He works on a farm and he likes growing fruit. Ne yapıyordu? Çiftlikte çalışıyor ve sebze, meyve yetiştirmeyi seviyor. Peki. Hemen üçüncü örneğimize baktığımız zaman pilot olan kimdi? Annesiydi. O zaman Betty's mother olması lazım. Betty's mother is a pilot. She works at an airport. She likes flying planes. And writer olan kimdi? Biz writing books'tan anlamıştık writer olduğunu. Betty's brother. Betty'nin erkek kardeşi. He works at a home. He likes writing books dedik. Ve burayı da yaptık. Hemen bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Evet, bu sayfamız için beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi ben size bu sayfanın videosunu açacağım. Bu sayfanın videosunu izlerken şu okla gösterdiğim yerler. One, doctor or dentist, nurse or vet, animals or flowers, Saturday, Sunday. Bunların cevapları yani video içinde geçecek. Siz o videoyu izlerken buraları işaretleyeceksiniz. İşaretledikten sonra 14. bölümü true or false'u siz yapıyorsunuz. Ve 15. bölüm videoyu sıralamaya koyuyorsunuz. Yani bu sayfanın videosunu size izleteceğim. Ödev olarak bu sayfayı siz yapacaksınız. Bu cümleleri okuyacaksınız. Parçaya göre doğruysa true, yanlışsa false yapıyorsunuz. Burayı da yapıyorsunuz. O zaman ben ne yapıyorum? Videomuzu açayım hemen. İzleyelim beraber. İki. Evet, başlattım videoyu.
photo is so nice. Is this your father, Charlie? Yes, he is. And this is my mother. Oh, your father has got a white coat. What's his job, Charlie? He is a doctor and my mother is a nurse. They work at a big hospital in the city center. Oh, I like this picture. Who are they, Charlie? They are my grandparents. Look, this is my grandfather. He is a farmer. He has got lots of animals. How nice! It's my dream job. And they live on a big farm. I go there at weekends. Great. Can I come with you this weekend? Sure. Let's go together on Saturday. Great idea! Charlie, I have a surprise for you. Come with me. Look, our dog has got a new puppy. Oh, it's so cute, Grandpa. But it can't walk. What's the problem? Oh dear, it isn't well. Let's take it to the vet. I know you've got lots of jobs on the farm. I can take it to the vet, Grandpa. Thank you, Alfred. Oh, I think the horses are very hungry. Let's give some food to them. These horses are beautiful. Can I ride this brown one, Grandpa? Sure. And I like this white horse. And this black horse is for me. Let's ride in the forest. Are you okay? Is there a problem? Yes, there's a fire in the forest. A big fire. Fiona, Alice, there's a fire in the forest. Let's call the fire station. Oh, the fire is so big. The firefighter can't put it out. I have an idea. I can help you. Fantastic. Great job. Thank you. Evet çocuklar, dediğim gibi videoyu izlediniz. Videoyu izlerken şu kırmızı olan bölümlerin hangisi olduğuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Ve 14. bölümü yapıyorsunuz, 15. bölümü yapıyorsunuz. Bunların cevabını ben size daha sonra gönderiyorum. Bu sizin ödeviniz. Bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman do the puzzle, puzzle'ı yap yani bu mesleklere bakarak dolduracağız. Yine hepsini ben yapmayacağım. İki tane örnek resimlere bakarak yapacağım. 1 ve 2. 1 numara ve 2 numara yapacağım. Geri kalanı sizin yapmanızı isteyeceğim. 1 numaralı resme baktığım zaman bir doktor görüyorum. Neydi İngilizcesi? Doctor. One doctor. 2 numaralı resme baktığım zaman da bir garsona benzetiyorum. Garsonun İngilizcesi neydi? Waiter diye yazdık. O zaman geri kalan 3'ten 10'a kadar olan bölümü sizin yapmanızı istiyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Sizinle beraber şu test sorularını çözmeye geçeceğiz. Evet, soru gideceğiz. Bakalım. Bir 10-12 tane sorumuz var. Zaten sorularımızı yapıp
Bugünlük bu dersimizi burada bitireceğiz. Konuşma balonunda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretlememizi istiyor. I am an actor. I work. Eğer bir oyuncuysa çalıştığı yeri bulmamız lazım. I work at a theater. Tiyatroda. At a restaurant. Restoranda. On a farm. Çiftlikte. At a school. Okulda. Şimdi oyuncuysa tabii ki nerede olacak? Tiyatroda çalışmış olacak. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Diyalogta boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyin diyor. Evet, bla 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 soru işareti gelmiş. B'de de at a hospital demiş. O zaman bizim burada at a hospital hastanede diye cevap verdiğine göre o zaman bizim burada birinin nerede çalıştığını sormamız gerekiyor. O zaman sorularımıza bakalım. Where is she? O nerededir? Uygun mudur? Değil. What does she like? O ne yapmayı sever? At a hospital, hastanede. Uygun değil. Where does she work? O nerede çalışır? At a hospital, hastanede. Sanki bu uygun. What does she do? O ne yapar? Mesleğini sormuş olsaydı, she is a doctor deseydi olurdu. O zaman question 2, C oluyor. Evet. Bu arada hatırlatmayı unuttum. İki soru geçtik zaten, çok fazla değil. Teste geçtiğimiz gibi de bu videoyu durdurup sorularınızı kendiniz çözüp çözdükten sonra da beraber kontrol edersek daha iyi olacak. Yani sen sorularını çözüyorsun, videoyu açıyorsun. Hem cevaplarını kontrol etmiş oluyorsun, hem yanlış yaptığın soru varsa ne yapmış oluyorsun? Yanlışını anlamış, pekiştirmiş oluyorsun. O yüzden testi önceden çözmenin bir yararını görmüş olursunuz. Peki, üçüncü soruya baktığımız zaman verilen resme göre boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyin diyor. Ben bakıyorum, bir ne görüyorum? Police woman görüyorum sanki, bir kadın polis görüyorum. Actress, A şıkkındaki actress, kadın oyuncu, writer, yazar, dancer, dansçı. Ama cevabımız police woman olacak. Bu kolay bir soruydu. Peki, dördüncü soruya baktığımızda I'm a fireman, I like firefighting. Fireman, direkt ne diyeceğiz? İtfaiyeci arayacağız. Bakalım itfaiyeci hangi şıkta var? C'de var. Değil mi? Doğru. Peki. Beşinci sorumuza geçelim. Konuşma balonunda sorulan sorunun cevabı hangi seçenekte verilmiş diyor. I work at an airport. Airport. Nerede çalışıyorum? Havaalanında çalışıyorum. I like flying planes. Uçak uçurmayı seviyorum. What is my job? Ben hem havaalanında çalışıyorsam hem uçak uçurmayı seviyorsam herkesin aklında tek bir cevap olması lazım, değil mi? I am a pilot olması lazım. Yani D şıkkı olması lazım. Peki, 6. sorumuza baktığımız zaman boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyin diyor. Bize cevaplarını vermiş, sadece soru kısımlarının ilk bölümlerini yani WH question bölümlerini boş bırakmış. Biz onları tamamlayacağız. Bla 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 is she demiş. Benim bu soruya yukarıdaki WH'lerden hangisinin geleceğini bulmam için ne yapacağım? Sue'nun cevabına bakacağım. She is Sally's son. O zaman bakalım. What does she do? O ne yapar? What does she do? She is a vet. Şimdi who is she? O kimdir? She is Sally's son. Onu tanıtmış değil mi? Daha sonra ne demiş? What does she do? O ne yapar peki? Yani ne demektir aslında? What is her job? Onun mesleği nedir? She is a vet. Yedinci soruya, ay özür dilerim, bir sonraki sayfamıza geçelim. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzda diyalogda boş bırakılan yeri doldurun diyor. What is your job? Şimdi ilk kısımda what's your job dediğine göre şu A, B, C şıklarında buralarda ne aramamız lazım? Meslek aramamız lazım. Bakıyoruz hepsi meslek. Ama meslekse o zaman karşısındaki şeylerin çalıştıkları yerleri, ikinci soru where do you work ya, nerede çalışıyorsun? Karşısında sorduğu soruların yerlerinin doğru yer olmasını gerekiyor. What's your job? I am a singer. I work at a theater. Ben şarkıcıyım ve tiyatroda çalışıyorum. Bu olmaz. I am a fireman at police station. Fireman police station? No. I am a chef. At a school? No. I am a nurse. Ben bir hemşireyim. I work at a hospital. Hastanede çalışıyorum diyebilirim. Peki 8. soruya baktığımız zaman hangi seçenek yanlış diyor resimlere göre baktığımız zaman? Sally is a teacher. Bakalım. Sally is a teacher. Sally hiç teacher gibi görünmüyor aslında.
Am I is evet. Yine diğer şıklara bakalım tabii ki. Am I is ve evet. Evet, Am I bir veterinerdir. Sue is a dancer. Sue dansçıdır. Jack is a doctor. Jack bir doktordur ve doğrudur. Ama Sally is a teacher. Sally is not a teacher. Sally bir teacher değildir. Peki, bir sonraki sorumuz. Diyalogda boş bırakılan yere uygun olan seçeneği işaretlememizi istiyor. O zaman what is your job sorusunu okuyoruz ve yapmamız gereken çok basit what is your job sorusunun cevabını aramak. Eğer senin mesleğin ne diyorsa aşağıda biri benim mesleğim budur diye bir cevap verecek. O da cevabımız olacak. I have got animals. Hayvanlarım var. I'm a farmer. Ben çiftçiyim. Senin mesleğin ne? Ben çiftçiyim. Bu güzel oldu. I work on a farm. Çiftlikte çalışırım. Nerede çalıştığını sormamış bize. I like watering plants. Bitkileri sulamayı severim. Ne yapmaktan hoşlandığımızı sormamış bize. Ama mesleğimizi sorduğu 9. sorunun cevabı B oluyor. Evet, 10. soruya baktığım zaman boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaret ediyor. Bu da az evvel çıkan sorunun tam tersi bir soru. She is a doctor demiş. E şimdi mesleğim budur dediğine göre o zaman ne yapması lazım? Onun mesleğini sorması lazım. Ama dikkat etmemiz gereken ne var? She öznesiyle cevap verilmiş. She ile cevap verilmişse o zaman yukarıda she ile cevap verilmesi gerekiyor. Ama dikkat ettiğimiz zaman bütün şıklarımızda she var ama soru köklerimiz farklı. What does she do? O ne yapar? Veya what is her job? Bu ikisi aynıdır. Cevabımız A aslında. Mesleğini sormuş. Ama B, C, D şıklarına da bakalım. What does she like? O ne yapmayı sever? Bununla ilgili bir bilgi yok. She's a doctor demiş çünkü where does she work? Nerede çalışır? Yerle ilgili bir bilgi vermemiş. Sadece doktor olduğunu söylemiş. Where is she from? She is from ile başlamamış. O yüzden ne yapar? What is her job ile aynı. Cevabımız A. 11. soruda bize bir cümle vermiş. Bu cümleyi okuyarak aşağıdaki resimlerden hangisi bu cümleye aittir diyor. I like bringing letters. Ne diyor? Mektup getirmeyi seviyorum. Bunu kim sever? Postman. Yani postacı sever. Yani D şıkkı oluyor. 12. sorumuzda resme uygun düşen seçeneği işaretleyin diyor. Resme bakıyorum. Bana bir aşçı gibi görünüyor. Aşçılar da ne yapmayı seviyor? Yemek pişirmeyi seviyor. Hemen A şıkkı gözüme çarpıyor. He is a chef. He is a chef. Sorry. He likes cooking. O bir aşçıdır. He likes cooking. Yemek pişirmeyi sever. Diğerlerine baktığımız zaman farmer, çiftçi, singer, şarkıcı, pilot ne demekti? Pilot demekti. Evet arkadaşlar. Son sorumuzdu bu. Biz Cool English Practice Book'umuzun 7. ünitesine ait olan bütün bölümleri bitirdik. Size ödevlendirme olarak verdiğim bölümleri yapmanızı istiyorum. Bir sonraki videomuz Joyful Activity Book kitabından olacak. Oradaki 7. üniteye ait olan bölümleri yine bu şekilde ben yapacağım. Videoyu sizinle paylaşacağım. Diğer videoya da başlamadan önce önünüzde Joyful Activity Book kitabınızın olması yeterli. Kaleminiz ve kitabınız olması yeterli. Keyif alarak yaptığım bir ders oldu. Umarım siz de keyif alarak, eğlenerek, öğrenerek geçirirsiniz bu zamanı. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum.